Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Elimde bir adet duş başlığı var. Enteresan boncukları olan içerisinde. Bir duş başlığı, TDS cihazı, elektroz cihazı, bunlarla bunun ne alakası var diyebilirsiniz. Bu video YouTube'da bir eşi olmayan bir video olduğu için bu videoyu mutlaka beğeneceğinize inanıyorum arkadaşlar. Buna benzer bir duş başlığını İzmir Çankaya'da şöyle bir reklamı görerek almıştım. Bundan böyle duş başlıklarınız kesinlikle tıkanmayacak, kirece son, arıtmalı bir duş başlığı gibisinden reklam altında bunu satın almıştım. 1-2 ay kullandıktan sonra bir kere yere düştü, paramparça oldu. Yani böyle bir duş başlığınız varsa kesinlikle düşürmemeye çalışın. Bir ay önce bildiğiniz gibi bir su arıtma cihazı nasıl yapılır videosu çekmiştim. O video için satın aldığım filtrelerle birlikte hediye olarak gelmişti. Arıtmalı duş başlığı olduğunu bildiğim için hadi dedim bunun üzerinde bir test yapayım. Şimdi gelin bunu testini yapalım arkadaşlar. Öncelikle 2 bardak su aldım banyodan. Birisini normal musluktan aldım. Diğerini de bu duş başlığına süzerek aldım. Bu başlığı satan tüm satıcıların iddia ettiği kirece son arıtmalı duş başlığı gerçekten arıtıyor mu? TDS değerine bakacağız. Daha sonra elektroz cihazıyla iki suyla test edeceğiz. Arıtmalı duş başlığı gerçekten arıtıyor mu? Hep birlikte izleyelim ve görelim. Ben kameranın açısını değiştirene kadar kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bildirim zilini açarak gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz diyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Hadi bakalım. Bakalım gerçekten bu vatandaş arıtıyor mu göreceğiz. 2 derecelik bir fark var iki su arasında arkadaşlar. 402'ye 404. Bazen 5 oluyor. Yani bunun arıttığına ben de inanmıyordum zaten. 2 derece çok fazla mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Elektroliz ölçümüne de bakalım. Daha sonra bu cihazı parçalayacağım. İç kısmındaki bu boncukları falan inceleyeceğiz. İşimizi takalım ve açalım. Arıtılmış su ve arıtılmamış su ikisinin değerlerine bakacağız. Bakalım burada fark edecek mi? Hemen hemen aynı gibi. Renklerine baktığımda kaynama şekilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Fazla da bir fark yok. Yani elektroliz değerleri de hemen hemen birbirine yakın. Birbirine yakın demeyelim de aynı gibi. Hafif sağdaki yani arıtılmamışın renginde hafif bir koyuluk var. Çok hafif yani çok belirgin değil. Görüyorsunuz zaten bir kahve kıvamında. Diğer taraftaki biraz daha açık arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Kapatalım. Arıtılmamış olan biraz daha siyah. Yani %2'lik bir fark var gibi. Neyse en azından anlamış olduk. Böyle bir duş başlığının suyu arıtmadığını anlamış olduk. Gelin bir de o duş başlığını sökelim. İç kısmını da inceleyelim. Videomuza son verelim. Videoyu çektim, editliyordum. Edit esnasında aklıma bir şey geldi. Duş başlığının içerisindeki boncukların yapısını incelediğimde sert seramik bir malzeme olduğunu fark ettim. Muhtemelen sıcak suda suyun yapısını daha değiştireceğini düşündüğüm için sıcak suyla test yapmaya karar verdim. Şimdi öncelikle musluktan aldığımız sıcak suyumuzu test edelim. Bakalım sıcak suda fark edecek mi? Çok yüksek çıktı. Neden? 488, 499 yani 500 TDS değerine sahip. Uç kısmını iyice kurulayalım. Duş başlığından gelen suyumuz 456. Evet arkadaşlar dediğim tez ortaya çıktı. Boncukların sert yapısından dolayı muhtemelen soğuk suda etkili olmuyor. Sıcak suda etkili olduğunu gördük. Yaklaşık 500 TDS değerini 456'ya düşürdüğüne şahit olduk. Yani demek ki bu duş başlıkları sıcak suda bayağı bir etki ediyor. İyi ki de bu testi yaptık. Soğuk suyla doğru sonuç vermemişti çünkü. Demek ki su sıcak gittiği zaman oradaki o boncukların sert yapısından dolayı ısındığı için suyu biraz daha yumuşatıyor. O ortaya çıktı. Ayrıca ısıttığımız bu suların bir de elektroliz değerlerine bakalım. Videomuza son verelim. Soğuk suda fazla bir fark yoktu. Hafif bir tortu farkı vardı. Sıcak suda ne olacak? Merak ediyorum doğrusu. Çalıştırdım. Musluk suyu biraz daha çabuk bulanık oldu. Görüyorsunuz fazlaca renk verdi, tortu verdi. İyi ki de bu testi yapmışız arkadaşlar. Gerçekten fark var görüyorsunuz. Musluk suyu tortusu simsiyah oldu. Diğer taraftaki tortu biraz daha temiz. Demek ki bu boncuklar sıcak suda daha etkili oluyor. Onu anlamış olduk. Deminden beri üzerinde çalıştığımız, yorumlar yaptığımız duş başlığımızı bir de sökelim. İç yapısını da görelim.
Boncukları merak ediyorum. Değişik türde boncuk var boğaz kısmında. Metalimsi bir ağırlığı var. Acaba metal mi bunlar? Bakacağım biraz sonra. Metal falan değil arkadaşlar. Kırmak istiyorum ben bunları. Taş gibi bir yapısı var. Bildiğiniz çimento gibi bir özelliğe sahip. Bir tane daha kırmak istiyorum. Böyle katı bir yapısı var. Çok ince gözenekleri olduğu için konforlu bir su akışı sağlıyor. Şurada bir contası var. Bu neymiş? Arkadaşlar burada da bir şeyler var. Enteresan. Sadece ben bu iki boncuğu biliyordum. Çıkıyor mu? Çıkıyormuş. Buradaki boncukların bir küçüğünü de buraya koymuşlar. Bunu da kıralım. Hemen hemen aynı yapıya sahip. Muhtemelen belli kimyasal malzemeleri harç haline getiriyorlar. Bu şekilde boncuk yapıyorlar. Bu kısımda da boncuk olduğunu en azından öğrenmiş olduk. Burada bir bölüm daha var. Asıl malzeme burada arkadaşlar. Bayağı ağırmış. Bu ağırlıktan dolayı bunu düşürdüğünüz zaman şu dipten kopuyor arkadaşlar. Yani bunlar dışarıdan baktığınız zaman plastik gibi gözükse de plastik falan değil. Özel bir kimyasal olduğunu söyleyebilirim. Bunu da kıralım. Bundan bu aynı hemen hemen. Değişen bir şey yok. Herhangi bir mıknatısla falan alakası var mı? Hafif tutuyor. Görüyorsunuz parçaladıklarımı. Hafiften bir metal özelliği de olduğunu bu durumda öğrenmiş olduk. Yani kırılmadan önce tutmuyor. Ağır ya, kütle ağır olduğu için kaldıramıyor. Kırdıktan sonra bir miktar mıknatısa tutunduğunu görüyorsunuz. YouTube'da böyle bir içerik izlemiş olduğunuz arkadaşlar. Buna benzer içerik bulamazsınız. Merak edip de acaba bu duş başlığının içerisindeki boncukların yapısı nasıl diye çok merak eden arkadaşlar olmuştur. İlk bakışta plastik gibi gözükse de plastik olmadığını bu durumda anlamış olduk arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer enteresan, ilginç videolar gelmeye devam edecektir. Her neyse umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımızdaki videolardan haberdar olmak istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım.